Herkese merhaba. Dil öğrenme tekniklerinin giriş bölümü olan psikolojik hazırlık bölümüne başlıyoruz. Daha önce de bahsettiğim gibi videomu en kısa zamanda çekeceğimi söylemiştim. Ve bugün video çekmeye hazırlandım. Bu arada heyecanımı mazur görün çünkü böyle bir video daha önce çekmedim. O yüzden biraz heyecanlı ve gergin olabiliyorum. Fakat sizlere yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Şimdi şöyle başlarsak, yabancı dili öğrenmek isteyen kişiler buna psikolojik olarak da hazırlıklı olmalı derler. Çünkü bazı insanlar bazı önyargılar edinmişlerdir. Örneğin derler ki, yurt dışına gitmeden, çalışmadan yabancı dil öğrenemezsiniz. Halbuki bu doğru değildir. Türkiye içinde de veya hangi ülkede bulunuyorsanız kaynak dili, daha açıkçası hedef dili öğrenirken zorluk çekmeden öğrenebilirsiniz. Yani illa da yurt dışına, o ülkenin konuşulduğu ülkeye gitmek zorunda değilsiniz. Ama Türkiye'de, ülkemizde özellikle böyle bir önyargı vardır. Nitekim yurt dışına gitmiş pek çok insanla tanıştım. Evet, İngilizceyi çok iyi konuşabiliyorlar ama bazıları, özellikle de eğitim amacıyla gitmeyenler, sokak ağzı bir dil öğrenmiş oluyorlar. Tabi hepsi için demiyorum, özellikle çok meraklı olan, çok girişken insanlar bunu aşmış olabilirler. Ama yurt dışına gitmek tek çözüm değildir. Asıl mesele kişinin yabancı dil öğrenme isteğiyle beraber bu isteğe bağlı inancının da olmasıdır. Gerçi bu başarının pek çok faktörü için geçerlidir ama benim gözlem ve deneyimlerimce sabittir ki yabancı dil öğrenmenin daha hızlı gerçekleşmesi için inanç gerekir. Nedir inanç? Burada kastettiğimiz inanç tabi dini inanç değil. Şöyle ki, biri bir kitabı, atıyorum, 10 günde bitirebileceğine inanıyorsa onu 10 günde bitirebilir. Çünkü bakmış, incelemiş ve daha önceki deneyimlerinde benzeri kitaplar okumuş ve 10 günde okuyabiliyordur kişi o kitabı. Yani kişinin motivasyonu yeterli oluyordur o kitabı 10 günde okumaya. Atıyorum, bu basit bir örnek. Başka örnekler de verebilirim. Şöyle diyebiliriz. Birisi işte 20'li yaşlarda bir genç, 20 kilo bir halteri kaldırabilir misiniz dediğinizde kaldırabilirim der. Ya da 10 kilo, atıyorum. Misalen söylüyorum hepsini tabii. Çünkü bunu yapabileceğine inanıyor. Eğer inanmasa, o 10 kilo da olsa onu kaldıramaz. Çünkü hipnoz gösterilerinde bu açıkça sergilenmiştir. İnançla eylemin bağlamı vardır. Bağlantısı vardır, affedersiniz. Şöyle, bizim ne işimize yarar bu? Şu işimize yarar. Ben kendim hızlı dil öğrenebilen biriyim. Bana sorarlar, sen nasıl öğreniyorsun diye. Ben de onlara derim ki, öğrenebileceğime inanıyorum. Nasıl yani derler. Ha, işte bizim konumuz bu nasıl yani kısmı olacak. Şöyle düşünelim. Şimdi inanç kısmına geçiyorum. Daha önce bir dil öğrendim. Örneğin ben İtalyanca da bilirim. İtalyanca biliyorum. Bana İngilizce ya da Fransızca öğrenmek kolay geliyor. Çünkü daha önce bir şey, onun benzeri bir şey yaptım. Bu benim inancımı destekliyor. İnanç bir masanın üstü. Şöyle düşünürsek masanın üstü bacakları gibidir inanç.
yabancı dili öğrenmenin masanın ayakta durması için bacaklara ihtiyacı vardır. Yabancı dili öğrenmek için de bir kişinin veya herhangi bir, bu bir NLP tekniğidir zaten, yabancı dili öğrenmek için de bunu yapabileceğini destekleyen inanç sütunları gerekir. Bunu da kendisi bir kağıt kalem alarak kişi alt alta yazabilir. Mesela ne diyelim, destekleyici, bu dili öğrenebileceğini destekleyen inançlar dizisi oluşturmalı. Benim için bu basittir. Bir dil daha önce bir dil biliyordum. Şimdi bir dil daha öğreniyorum. Onu öğrendim, bunu da öğrenebilirim gibi. Hiç dil bilmeyen biri için bu biraz farklı olur. bu da şöyle. Kendince dil öğrenmek isteyen kişi daha önce hiç dil öğrenmediği halde öğrenmiş kişilerle konuşur. Ve bunları alt alta sıralar, bu isimleri tanıdığı kişiler olması daha iyidir. Onlarla konuşur, onlara sorabilir nasıl öğrendiniz diye. Ve kendisinde olan niteliklerle onlarda olan nitelikleri bağdaştırarak, birleştirerek kendine inanç sistemi oluşturur. Bu yolla daha rahat öğrenebilir. Bir başka yöntemi de şudur. Bir diyelim defteriniz var, işte Fransızca öğreniyorsunuz diyelim. Defterinizi yanınıza alırsınız ama defterinizin kapağına, atıyorum, yani misalen söylüyorum, üst kısmına sevdiğiniz bir sanatçı olabilir, bir insan olabilir, bir resmini yapıştırabilirsiniz. Bu sizde odaklanma ve motivasyon yaratabilir. Veya öğrenme kitabının üstünü de yapabilirsiniz bunu. Her ikisine de yaparsanız daha iyidir. İkinci olarak kitabınızın ya da defterinizin veya kitap veya defterinizin ve kitap ve defterinizin, özür dilerim, üstüne sevdiğiniz sayfalarına, daha doğrusu sevdiğiniz kişilerin adlarını yazabilirsiniz. Bu da sizde o dile odak ve ilgiyi artırır. Yani sonuçta o materyalleri kullandığınız için, o isimleri de sevdiğiniz için bir süre sonra o dil öğrenme materyalleriyle sevdiğiniz insanlar arasında bir bağ kurmuş olursunuz. Bu bağ da sizin odaklanmanızı sağlar. İnanç unsuruyla ilgili olarak bir de rahatlık hissi vardır. Örneğin matematik öğrenmeyi seven biri matematik çalıştığı odada, hatta matematiği çalıştığı aynı masada ve aynı noktada dil öğrenmek istediğinde Fransızcayı de burada çalışırsa daha rahat öğrenir. Çünkü insan beyni bağ kurar. Kişinin başarılı olduğu bir alana istediği bir alanı eklemiş olur. Bu yolla öğrenmesi ve odağı güçlenmiş olur. Bunun pek çok örneği var. İleriki videolarda yabancı dil öğrenmenin dışında çekecek olduğum kişisel gelişim ve NLP videolarında biraz daha ayrıntılı anlatacağım bunu. Ama dil öğrenmede bu şekilde kullanılabilir anlattıklarım. Kişi başarılı olduğu konuya istediği konuyu entegre etmelidir hızlı öğrenmek için. Tekniğimizin özü budur. Örneğin benim bu oturduğum odada ben İtalyanca öğrendim. Hep bu odada çalıştım. Kitapları, CD'leri. Kitapları bu odada okudum, CD'leri burada dinledim.
yarın bir gün bir başka yabancı dil öğrenmek istediğimde aynı odada ve aynı konumda hedef dili çalışırsam daha kolay öğrenirim. Dille ilgili söyleyebileceklerim, yani psikolojik hazırlık kısmı şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.